Canlar kahvaltımızı yaptık. Saatleri biri geçiyor. Öğlen namazımı kıldım. Nilay'ı da uyuttum. Şimdi tekrardan biz okul alışverişlerine devam ediyoruz. Zannedersem önümüzdeki yani dün, bugün ve bundan sonraki birkaç gün okul alışverişi olaraktan gelecek sizlere hep. Çünkü mecburen okula giden 4 tane çocuğumuz var. Hepsinin ihtiyaçları, hepsinin defteriydi, kitabıydı, kalemiydi, ayakkabısıydı, çantasıydı. Efendim. Geliyorum annem. Şimdi bugün şöyle sıraya koyduk bakalım öğlenden sonra yani şimdi öyle söyleyeyim. Yakup'u yanımıza götürüyoruz. Yakup'a çanta alacağız. Dün ayakkabılarını almıştık. Bugün de Yakup'un çantasını alacağız. Markete gideceğiz. Alışverişimizi falan yapacağız. Ondan sonra da eve geldiğimizde eğer vaktimiz kalırsa Alper'i alıp AVM'ye gidip Alper'in de pantolon ve Alper'in birkaç tane deftere ihtiyacı var. Onları alalım diyoruz. Bakalım yani bu önümüzdeki bu günler şu birkaç gün sürekli bir çocuklara ihtiyaç alışverişi öyle söyleyelim. Efendim annem. Tamam. Tamam. Tamam şimdi okul tatil ya okul tatil diyorum yani okullar açılacak ya öyle söyleyeyim. Bu birkaç gün günde 1-2 saatliğine telefon veriyorum. Hepsiyle anlaşma yaptım. Pazartesiden sonra telefonlar tamamen tekrar kaldırılacak. O şekilde anlaşma yaparak bu şekilde herkesin gönlü olaraktan bir şekilde yürütüyoruz işi canlar. Sedaya üstünde niye gidiyorsun oğlum ya? Şurada gel anneciğim gel. Yakup yeni ayakkabılarını giydiği için pek bir heyecanlı. Dünyada çocuk olacaksın valla. Burada da okul forması satılıyormuş bak. Hayırlı işler. Çantalara bakıyorum da bu tabii taraf ki. Size ait değil bize, mi? Buyurun. Orada mı size ait? Birinci sınıf çantaları. Birinci sınıf çantası. Hanımefendiye göre böyle çanta verebiliriz. Ama o büyük kaç? Bir de böyle erkek için. Bunlar tek şeyli mi? Ha evet. Tek sunum. Tek taraflı evet. Ne kadar fiyatları? 250. 250. O anaokulu oğlum, ana sınıfı için. Onlar küçük. Sana büyük çanta alacağız artık. Çünkü defterlerin, kitapların büyük olacak. Birinci sınıf için şunu alalım ya. O babamın ellediğini alalım. Bunlar tek tek. Şöyle şöyle çık. Evet. Neyse bu da beraber, bu da beraber. Çantada bu çık var. Tamam ya. Suluk koyuyor, meyve suyu koyuyor, bir şey koyuyor zaman. İşte burada sulu oluyor. Bir tane bir şey koyuyor. Bakayım, gelin. Sağ ol bakalım. Bu 250'ler, 1000'ler çantalarda var bence. Bir bakalım. Nasıl da çocuk? Kıyafet lazım mı? Okul kıyafeti. Siyah pantolon var mı? Var abi. Ne kadar? Çocuk için mi? Yok lise. Liseye gidiyor. Neyse çocuk. Ne kadar fiyatı? Yani beden olaraktan diyemeyeceğim de uzun boylu hafif etine dolgun. 350. Hayırlı işler. Hadi. Aa, pantolon 350'ymiş burada. Yakup. Şimdi başka bir yere gel. Buradakilere bir bakalım. Ama ben şimdi dönüyorum, dolaşıyorum, geziyorum ama herhalde dün gördüğüm aklımdaki çantayı alacağım. O belli yani. Gördüğüm yani çünkü oradaki hem gerçekten çok kaliteliydi. Hem çift sulukluydu. Aa, abinin tişörtü. Evet abinin tişörtünden. Yakışıklı mı sence? Oradaki başörtü. Alper'e aldığımız tişörtlerden. Hadi gel. Aa bak bu 100 liralık tişörtler 75'e düşmüş. Kalk bakayım annem. 75 lira. Vallahi 75'e düşmüş hiçbir şey değil. 75. Anneciğim. Efendim. Anneciğim. Bu 200'müş 500'e düşmüş. Evet 200 liraymış 150'ye düşmüş o. Vallahi 75 lira hiçbir şey değil şu tişörtler ya. Alper'i getirsem mi acaba buraya? Tamam kuzum, tamam. Tamam. 10 lira. Baksana 75'e düşmüş hali bunlar. Nerede bunları? Ama şey gibi değil mi? Alper aldığımız o formalar da böyle değil mi? Aslında iyi. Ha?
Anlamadım. Daha düşer canım, daha düşer. He. Tabii 50'ye kadar düşer yani. Şurası da 75'e düşmüş. Bak bayanlar için var. 100 dolarlık. Bak mesela bayan için 75 lira arkadaşlar, kelebekli. Gayet güzel. Böyle bir kot pantolon üzerine giymeye. Elim takılmadı, şu olmadı bir türlü. Şunlar öylesine 100 lira. Şurada var çantalar, bir bakalım bakayım. Hayır, gözlük falan almıyoruz. Bak şunlar tek soluklu yine. Bunlar ortaokul çantası da. Ha kuzum. Nasıl onlar? Çift soluklu. Ne kadar bunlar? 250. Tam bebeğim. Evet. Aytu. Aytu diyordu ya. Hadi. Eve gidince onunkine bir bakalım da. Çünkü ortaokullar için, biz şimdi ilkokul için bakıyoruz da, evdeki çocuk da istiyor, ortaokula giden oğlum da istiyor çanta. Ben de isterim. Nasıl varmış? Çabuk tükeniyor bu arada. Yani hemen almanızı tavsiye ederim. Şansımıza baktığımıza yani. Evet. Tabii ki. Her zaman bekledim. Var mı başka bakacağınız bir şey yerdik? İçeride neler var? Birinci sınıf çantası. Güzel şeyler var içinde. Evet annem. Hadi gel. Yataklı oldu. Aytu abin artık skutura binmiyor. O büyüdü artık oğlum. Suluklar. Arkadaşım yok, bundan yok almıştı. Hatırlıyorum ya. Senin suluğun var zaten. Biz sadece Aytu abine suluk alacağız ben biz de. Ben bundan istiyorum. Bir de evde şunlardan mı alsak? Ne kadar, 35 liraymış. Klasik hep bunlardan alıyorduk ya. Yoksa Necim, şey mi alalım? Bundan alabilir miyiz ya? Çok markete güzel gideceğiz ya. Markete bir bakalım da. Ona göre. Gel. Bunlar da 100 liraymış. Bu nasıl? Farklı mı şeyi? Ha, geçen sene kalma 30 lira. Şimdi bu alışverişin sonunda markete de gideceğiz. Market alışverişini en sona bırakıyoruz. Çünkü alışverişi yaptık mı poşetlerle eve gidiyoruz. O yüzden markete gidince bir bakacağım soluklara. Ne oğlum? Şapka mı? Bakayım. Sana siyah daha çok yakışır bence. Sarısın ya. Yok, o bayan çantası. Bak bu. Abi olur, oldu. bu kızlar için. Şunu takacaksın. Dur bunu bir takalım. Ya da şunu takalım. Gel şu kovboy çantası, şey çanta diyorum. Kovboy şapkası. Bak bakayım bana. Vay. Dur bak, kafanı tam şey yapma. Uy, oğluma ne de yakıştı. Olmaz ya. Hadi. Hadi annem. Tamam hadi. Hadi baba, çabuk gel. Babam nereye gitti ya? Gel. Baban ileride. Ayağım kaçtı ya. Tok gözler değil değil mi oraya? Ha, tok gözlermiş. Sen de şey almak istiyordun ama. Çamaşır. İdare edebiliriz Ötika'ya. Ya şey yapayım da en azından Aytu abi göstereyim eve gidince de. Şöyle fotoğrafının neyini çekeyim. Bunlardan mı olsun? Mesela şunların da kapağı kırılmıştı. Geçen sene almıştık. Bunların hemen kapağı kırılmıştı. Ben aldım. Yere düştü mü kapakları çıt diye kırılıyor bunların. Çocuklar da hareketliler.
Düşürüyorlar yere. Hadi gel. Ha, değişik suluklar, ne güzel çocuklar için. Neler neler yapıyorlar. Fındığın kilosu 180 lira. Antep fıstığı kabuklu olanı 200 lira. Kahve koktu. Aldım ya ondan işte, evde duruyor. Kapağı su akıtıyor diyor Aytu. Bir de beğenmedi onu, kolonya şişesi gibi o dedi. Yok onu, o öyle boş kalacak artık. Ne yapıyor anne? Bir tane var, bir tane yetmez mi? İki suluklu istiyoruz. İki taraf çiftli suluklu oluyor ya ablası. Ondan bakıyoruz biz. He, onlarda varmış. Evet, o ortaokullar için. Aynen. Onlar ama büyük olur sana ikili. Hı hı. Hadi gel. Bunlar olmaz mı sana? İkili olsun ya. Yok annem, yok. İkili olsun ya. Ama tekli olsun artık. Ne tekli olsun ya? Yok annem, yok. Sen merak etme, alacağız biz. Ben evde sana mesela bir gözüne su koyacağım. Öbür gözüne işte ayran koyabilirim, meyve suyu koyabilirim, süt koyabilirim. O zaman onları, onu nereye koyacağız? Ağır olmaz. Baba seni motorla götürüp getirecek. Ağır olmaz. Oğlum daha güzel çantalar var. Daha kaliteli çantalar var. Bak karşıda bak. Oradan alacağım ben sana. Yok. Evet. Gel kuzum. Gel. Ali, karşıya geçelim. Çanta işini halledelim önce. Ondan sonra şuraya bir girelim mi? Şuraya. Şimdi mi gireyim? Evet. Tamam o zaman, hadi. Hala şu bluzlardan var. 4-500 var. Evlerinde kalmıştır. Şortlar güzel. Erkek çocuklar için. Manken mi ağlıyor? Evet, oradaki manken ağlıyor. Ağlama manken. Tokat diyorum. Attım, yavaş gel, tokat attım diye ağlıyor. Ne kadar güzel, küçücük gece yatarken giydir. Ağlayayım mı? Hiç bana olmadı be. Rengi çok güzelmiş Yakup. Evet. Senin böyle bir tane var, kışlık bluzun ya. Çok tatlı rengi. Dur bakayım alttakiler. Turuncu. Hangisi mouse'lu? Ama göbeği açık ya. Kıllar için. Hangisi? Yo, göbeği açık değil. Bunun normal bluzu. 1 yaş için. Küçük Nilay kadar bebekler için. Arkasında şortu da var. Yakup bak bu çok güzelmiş. Abicim, arkasında şortu bile var. Evet takım. Takım. Yakup bak bak ne kadar tatlı erkek çocuklarına. Sana böyle alalım mı? Alın. İstiyorsanız alın. İstiyorsanız alın. Çok mütevazisin. Bebekleri. Bak ne kadar güzel mesela. Bunun rengi de çok güzelmiş. İçinde yarım kollusu. Alamadım. Sen... Al dedim. Bir dakika. Ha? Aylin'e pantolon. Aylin'e bak, pantolonu var şu anda. Aylin'in. Tamam, iki bir de o kot var. Kot da böyle birkaç ay sonra falan olur. Elime bebeğim. Şu tarafta tunikler vardı. Onlara bakacağım, bir bakayım. Gel yanıma. Aralıyor bak.
geçen ya. Çok güzel ha. Anne. Efendim efendim. Evet, abiye kıyafetler. Ne? Abiye kıyafetler. Abiye kim? Git canım. Abiye kim? Abiye kıyafetler diyorum. Abiye kim diyor. Abiye kıyafet. O Yakup var ya. Komik bir çocuksun. Dur şimdi. Dur gel gel. Hı. Gel çocuğu. Çıkar yapamam şimdi. Anneciğim. Buradayım aşkım gel. Anneciğim bak elbise buldum. Gel oğlum. Şunlar güzel. Desen desen. He deseni var. Bunların fiyatı ne kadar acaba? Üzerinde yazmıyor ama. Her biri farklı farklı valla. Çok güzeller. Ben fiyatını çok merak ettim. Da üzerinde yazmıyor galiba. 350 lira yazıyor ama. Anneciğim. Hep ben böyle taklanıyordum. Hı hı, evet. Merhaba ayna. Merhaba ayna. Komik çocuk Yakup. Gel. Babamın yanındayım. Babu. Gözüm kaşındı. Anneciğim elim ağrıyor. Aa elim kaşındı. Çabuk ye. Benim günlük giydiğim tuniklerden var şurada da farklı rengi var mı diye bakıyorum. Bu tunikler gerçekten çok rahat. Rahat olduğu için ben böyle aldım. Fazlasıyla aldım. Anlamıyorum bu insanları bazen aldığım kıyafete bile karışıyorlar, eleştiriyorlar. Yani. Ama farklı rengi yok. Hepsi bende olan renkler. Kırmızı, sarı ve su yeşili. Şurada bir krem rengi var galiba. Onu bak fark etmemişim. Evet. Krem rengi nasıl olur acaba bana? Yakışır mı? Şöyle. Altına siyahla falan böyle başka renklerle ya da kombin yapsam nasıl olur acaba? Yok aynı baktık yani. Başka renkler olsa hani günlük giymeye çok rahat. Şunlar. Kalın bayağı kışlık. Her rengi de var. Fiyatı neymiş? 350. Bazıları fermuarlı, bazıları fermuarsız. Değişikmiş bak bunlar. Bakayım. Burada yanımda. 350 liraymış kışlık. Ama kalın bayağı daha. Bak şurada da farklıları var. Bak bu da güzelmiş. Ama şimdi var ya 38 beden. İş bu. Fiyat 300 liraymış. Şöyle göstereyim ben. Aynada göstereyim size. 300 lira güzelmiş. Efendim annem. Dur bir dakika bebeğim. Grisi de var. Grisi de güzel.
Şöyle asıyorum. Çok kırık şey sık olduğu için. Turuncu da güzelmiş. Bak. Bunlar kışlıkmış. Güzel. Valla. Bu da çok tatlı. Şunların başka renkleri var mı? Neredeydi onlar? Heh, şunların yok mu başka renkleri? Yok ama şu an. Ha, 150 lira. Onlar güzel yalnız. 300 liraymış kışlık. Öyle mi camı ya? Annem kenarı falan keser elini. Bak şu yeşil de güzelmiş. Vallahi çok tatlı desen şey. Bir tutayım bakayım üzerime. Yap bir kalk. Uzun bayağı da. Biraz daha yukarı kalkar bu giydiğim zaman. Tam çok güzel. Farklı. 300'de hiçbir şey değil yani. Uygun. Da şimdi bu ay okul alışverişi masrafı ayı. Okul masrafı ayı. Ha. Oyunun baga girdiği için döne döne. Bak şu leopar desenler çok hoşuma gidiyor da bunun tunik olanı yok değil mi? Yok. Böyle uzun tunik gibi. Pijamalar 100 lira. Orada da varmış. Hadi biz şeye gidelim. Buradakilerin hepsi aynı. Olur. Olmaz. Hadi gel. Elini ver bana annem. Tamam babanın elini tut. Bir de senin elini tut. Ali şuradan almadık mı biz parfümü? Karşıdan. E kapalı falan diyordun sen. Değil ya. Şey aldım sen. Ne? Onu buradan aldık. Brüt'ü de buradan aldık diye biliyorum ben. Nereden? Sergeyi aldığımız buradan. Brüt'ü de buradan aldık diye ben hatırlıyorum. Vallahi o tunikler çok hoşuma gitti. O sonradan gösterdiğim 300 liralık olanlar var ya, kışlık olanlar. Onlar çok hoşuma gitti benim de. Şimdi almak da bir şey değil. Alırım da şu an var ya, şu üstümdeki müsait değil. Giy çıkar, giy çıkar. Bu biraz zor olur. Diğer penye tuniklerle gelmem lazım. Şeye. Kıyafet bakmaya. Ha, ikili. İkili. Yavaş yavaş. Çok sertmiş. Evet, ikili işte. Dün baktım ben bunlara oğlum. Bak bu çok da güzelmiş. Ama değil mi? Birinci sınıf değil. Birinci sınıf için bu. Ne kadardı bunun fiyatı? O zaman alalım diyor. Bunlar 150 lira. Yuh. He, bir de şey vardı. Dün ben burada bakmıştım. Ha, bir de bu kalemli taraftakiler vardı, değil mi? Kalemliği de var. Bak mesela. Bunlar da çift gözlüydü. Bunlar ne kadardı? 750. Ha, tamam, bunlar 750. Yakup bak, burada da var. Bakayım bakalım hangi. Bak. Bu var. Hangi? Buradakilerin hepsi mi birinci? Evet, bunlar bir bak. Bak bu. Bu. Bu var. Bak konsol, orada yine. Ay yok ya, ne yapacağım konsolluyu ya oğlum ben, Allah aşkına. Sen mi kullanacaksın Allah Allah? Evet. Ben kullanıyorum işte ikiler. Hayır, et bir şey. Bak ya, burada Şimşek McQueen'li var. Geçerken futbol toplu var. Oo, ondan sonra oyuncak var. Orada da var Şimşek. Aynıymış ha, Şimşek McQueen orada da var. Ben ya daha başkasını mı seçeceğim? Bunlar daha böyle bir gösterişli de. Bunları şu ben bunu istiyorum ya. Bu ben kaç bölme? Bölme? Ha, bu iki bölme. Bunlar 2-3 bölmeli. İkinci bölmesi çok çok. Bu daha geniş. O zaman bunu alacağım. Ne lan? Poşet mi? Bunun genişi daha geniş. Ben bunu alacağım. Bunu alacağım. Tamam annem, hangini istiyorsan onu alırız sana. Getir, bekle. Getir. Su geçirmez değil mi bunlar? O zaman alalım. Su geçirmez. Hı hı. Yani o iki şeyi gözün içinde çok. Da başka bardak da şeydi ama neyse, arada çok sayı fiyat farkı var. Anı şeyi de var bunun. Kalk bakayım annem bir dakika.
beslenme çantası. Kalemliğin yok mu? Gerek yok, kalemliğin var zaten. Yok ya. Yok ya, ası mı var? Kalemliğin var zaten. Hepsi takım olacak diye bir şey yok. Olmaz öyle. Da anaokulundan verilen kalemliğini kullanıyorsun ya. Hayır. Ben o kalemlikleri bile kullanmam. Niye? Ben bunu istiyorum. Ne? Bunun şeyi oğlum. Oğlum bir... Hangi üçüncü bölmesi? Yok, bu ikinci bölme. Aşağıda üçüncü bölme. Evet. Heh. Yok, dur. O da yine bunun. Dur, oynama, dur. Tamam, oynama annem. Sen şöyle bir gel, bir kenara geç. Ben onun fermuarları sıkıntılı biraz, ikisi de. Sıkıntılı değil, o ilk açıldığı için. Ben bunu istiyorum, ben bunu istiyorum. Onu, biraz... onu ver bana. Önce çantayı takacaksın. Zaten okula giderken de öyle yapıyoruz. Önce çanta, sonra beslenme çantası. Ay çok yakıştı oğluma. Çok yakıştı oğluma. Tamam mı? Çift soluklu. Güzel. Aa, bak. Yok, rengi de çok güzel. Bakın, bence. Yok mu? Taksın bakayım bir nasıl olacak. Tak bakayım annem onu da. Boynuna şöyle bir omuzundan bir kolunu geçir. Bir kolun, bir kolun. Heh, tamam, oldu oldu. Zaten Ali motorla gidecek, hadi gelecek çoğu olur zaman. Hadi gidelim, evet, baba. Gerek yok böyle onun şeyine. Böyle mi gideceğim? Evet. Onun başını vereceğiz sana, sıkarım. Ha ya. Hadi çıkartalım. Tamam, çıkartalım. Tamam. Bunu geri koysan oraya. Neden ki? Tamam, onu başka depoda olanlardan verecekler. Bu burada görünmesi için. Anladın mı? Oradan nare çıktı oraya kadar. Ya. Işıl vandı mı acaba? Şu kız çantaları da çok hoşuma gidiyor ama ailenin çantaya ihtiyacı yok. Ya Aytu da çantasının yenilenmesini istiyor. Eve gidince bir bakarız. Çantası normalde sağlam ama içi belki dökülüyor olabilir artık. İçi dökülüyorsa buradan gelir, onu da yeni bir çanta alırız. Ya çantayı sağlam aldın mı? Senelerce kullanıyorlar. Oy ne tatlı şunlar. Aylin'e hep şunlardan aldım. Şu minikorlardan. Kaç defa aldım. AVM'ye gittiğimiz AVM'den almıştım. Biz de çok severdik. Bu yüzden çocuklarımı hiçbir şeyden mahrum etmek istemiyorum. Bu uçlu kalem mi? Evet, uçlu kalem. Dün bir de şu beslenme örtüleri çok hoşuma gitti benim. Bak, erkek çocuğu için. Mesela. Bunlar... Evet, çok hoşuma gitti. Dün de bakmıştım. Ne kadar güzel. Gel Yakup, gelir misin? Ay, ne kadar güzel şunlar. Aa, burada da aynı. Da ailenin geçen yıl takım halinde okuldan vermişlerdi. Takım halinde olduğu için onda bir sıkıntımız da yok. Hepsi var yani. Şu da güzelmiş. Bak, açık pembe. Oy çok güzel ya. Ah, yeniden çocuk olasım geliyor benim böyle şeyler gördükçe. Keşke hep çocuk kalsaymışız. Çok güzel çantalar. Gerçekten kaliteli. Bak, soluklar da varmış. Yakup. Sendeki heyecan keşke bizde olsa şimdi. Ne güzel işte, çok heyecanlısın. Birinci sınıfa başlayacaksın. Çok mutlusun. Şunlar da güzel aslında ha. Yakup koş annem. Hadi gel. Tamam, seni o valize koyacağım, götüreceğim. Hadi. Ne kadarmış bunlar? Ben bilmediğimiz markaları da, alıştığımız markaya devam. Bilmediğimiz markaları hiç almayalım. Anam, tavuklar var burada. Tavuk şey, güvercin. Yakup'un çantasını aldık teyzeleri. Kendinin gönlüne göre hangi rengi, hangi modeli istiyorsa onu aldık.
beslenme kutusu kaldı Yakup'un, sadece orada vardı da dedim marketlere de geliyor beslenme kutusu, onlara bir bakayım olmazsa. Çok güzel ama aldığımız çanta çok güzel. Dedim ya ben hani ben bu kadar bakıyorum ama yani baktıklarımızın arasında en kalitelisi bu. Dün ben bunu görmüştüm. Bunu gözüme kestirmiştim. Bu iki çeşit vardı. Biri 1600-1150 lira, biri 750 lira. Mis gibi, daha yaklaşmadan meyveler kokuyor. Hurma da çıkmış, hurma. Evde meyvemiz var. Beni eve bırakın. Ay ay. Bime geldik. Bekle Yakup. Bekle annem. Bim'den de alışverişimizi yapıp gideceğiz artık. Yakup. Gel, gir içeri. Tamam, gireceğim bir saniye canım. Gideceğiz. Acelikle. Hadi geç. Yakup yavaş oğlum. Of, araba alsan bir tane. Gel. Cahiyareti buradan mı almıştık? Bilmiyoruz. Aldık işte bir yerden. He, şimdi atladım ya. Gel. Sakız. En sevdiğim sakız gelmiş. Bekle. Bekle. Neye bakıyorsun? Çaylara. Çay demiyor musun o gün? Çay. Evet, çay fazla olmuş diyordum ya çayın şeyi. Baba, en sevdiğim sakız gelmiş. İyi ya. Ya ben size şeyden sakız alacağım. Neyi o? Nereden? En sevdiğim sakız. Şeyden toplanıyor şöyle kutuyla. O şey, sinek melekli var ya, onlardan alayım. O ben. Öbür yol üzerindeki mi? Işte, Mert İnşaat mı ne vardı o taraf? He, o tarafta işte. He. Tamam. Orada alayım ben size. Ya, bu... Baba. Ay. Şey varmış. Şey, uzağa sürüyorsa. Şu şeye bakacaktım ya. 8 lira. Meyve suyu 600 şey 6,5 lira. Baba ben bitireyim. Ne alacaktık biz şimdi bir düşünelim. Sucuk alalım mı? Ne tarafta kaldı sucuklar? Bu taraf içecek. Bu tarafta bir yer. O, şu tarafta herhalde. Lütfen. Seviyorum ben. Tamam. Dolapta duruyor daha. Yemeksiniz ha. Kutunun içinde duruyor dolapta daha. Tamam mı? Bilmiyor. O zaman kutunun içinde dolapta duruyor bir tane. Onu bayağı bir yediler ya. Az kaldı. Evet. Çok az kaldı. Neyse. Alalım. Neyden? Kipse. 9-10. Bunlardan aslında şöyle. Aytu tavuğunu seviyor ya. Var mı tavuk burada? Yakup nereye gitti? Seni var ya. Saklanmış oraya var ya. Kuzu da şeyden, kuzudan da yapacağım. Neymiş?
meyve suyu. Aa, şu damla çikolatadan alayım geri. Bitirdiler bile damla çikolata. Daphne tamam. Her zamanki aldığım. Ha? Her zamanki aldığım işte. Tuvalette havlu kağıtlar var mı? Havlu kağıt var. Nerede ben dolapta görmüyorum? Şeyde aynalı dolabın içinde. Tuvalet kağıdı alacağız. Tuvalet kağıtları 8'lisi 39 lira diyor. Parfüm kağıdı 3 katlı 12'lisi 98 lira. 16 80. Sen ona bakarken ben şeye bakayım. Şunlara bakalım. Demin evet, çanta aldığımız yerde de vardı. Ama şeyleri iyi değildi. Ya şuraları çok şey dandik bunların ya. Aylin'inkini bak kaç sene oldu. Ben işte onu hatırlamıyorum. Nereden aldığımı hatırlamıyorum. Kaç seneden beri aynı şeyi kullanıyorum. O ne? Aynı değil mi? Aynı. Hepsi aynı canım bunların da. Ay. Nereye gittin Yakup? Ne yapıyorsun? Acaba şeyde bir Migros'takiler nasıldır ya? Buraya biraz daha kaliteli geliyor. Geçen sene bir senede iki defa beslenme çantası, beslenme kutusu aldık Yakup'a. Bir yılda iki defa aldık. Çünkü iyi çıkmadı. Şuraları iyi değil. Ne yapsak acaba? Biz görmüyoruz. Ay. Ya da şansa baktırayım alayım mı bilmiyorum ki. Bakayım, ne bakayım, kadarmış bakayım. Fiyatı yazıyor mu? Yok. Yazmıyor herhalde. Burada ben yok da şu tarafa bak o bakayım. O kupalıyı istiyorum. O kupalıyı istiyorum. Yok yazmıyor. Ben kupalıyı istiyorum. O şeydeki 78-70 lira mıydı? 80 lira mıydı? Öyle bir şeydi oradaki. Kupalıyı istiyorum. Alper'i alacağız. Ben şu ailedekine iyice bakayım da öyle şey yapayım. Dur şuradan şey alayım. Yakup bir dakika dur oğlum. Sen karışma şimdi. Rastgele alma. Bak ben başka bir markete daha bakacağım. Belki orada daha kalitelileri vardır. Bir tane ıslak mendil. Al bunu şeye koy. Artık gitmekten yoruldum. Şu. Hani o şeyliler vardı. Hah, şunlar mıydı Ali? Kapaklı evet. 3 2 tane almam lazım. 4'ün. Hayır, kapaklı bunlar. Kapaksız olan ıslatıyor. Kağıt olan bak kağıt gibi olan ıslatıyor bu. Çünkü bunlar tutmuyor. Çocuk. Ben 4 tane çocuk. 3 tane var onun içinde. Her birinin çantasına koyacaksın Ali. Alper'e koyuyor mu? Tabii ki koyuyorum. Ona da koyuyorum. Hepsine koyuyorum. En bana koymuyorsun. Şimdi bunları aldık, bunları aldık. Defter kitap için ayrı gelelim. Çok Alper'le beraber gelirsin. Olmazsa. Onu da öyle yapalım. Resim defteri falan onları bilemiyoruz. Ne kadar ne alacağız. Bak orada çorap varmış. Çoraplara bir bakayım. Ay bir anda kalabalıklaştı. Şey market. Şu çoraplara bakacağım. Güzel çoraplar gelmiş. Çocuk çorap diyor ama. 10-11 yaşmış bu. Ay Alper'in. Ben de bakıyorum ha. Bunlar büyük çorabı. Leopar desenli falan. Güzelmiş. Bunlar ne kadar? Üçlüsü 54 lira. Bunların. Şurada biraz gevşek gibi duruyor da. Ne yapar? 15, 30, 45. Biraz fazla gibi. Yakup yapma.
54 lira. Dorap aslında var da. Bu biraz pahalı geldi bana. Şunlar ne kadar? 7'lisi 109 lira. Şimdi şurada da rengarenkler var. Bunlar da yine aynı şey. Bunlara gerek yok. Bir şu hoşuma gitti sadece koyu renk olduğu için. Biter bence. Çorap mı? Yakup. Gel bebeğim. Heh, evet bunlar. Bak üçlüsü 36 lira. Gördün mü? O pahalıydı. Yok öbürü. Onun üçlüsü 54'tü. Bak bu üçlüsü 36. Tamam al iki tane kendine. Yakup gelir misin oğlum? Şu pembelere bir bakayım ben. Ben Aylin'i aldım bunlardan da. Bayağı bir. Aylin'in bayağı var. Aylin'inkiler yalnız nasıl da bilekti galiba değil mi onların hepsi? Bilekti hepsi. Ya çanta nereye takacağım orada? Çantayı takamazsın oğlum. Neyse evde bakarım bir çoraplarına falan. Ona göre hareket ederim artık. Fazlasını almayalım. Ne alacaktık? Temizlik modelim var. O var, o var. Tuvaletler aldın değil mi? Başka nerelere da bir bakayım. Bak burada da bunlar da güzel ama okul çantası kalem kutulu 399 lira diyor. Ay inşallahım. Bak şunlar da güzel. Ali. Ali. Ailenin ihtiyacı olsaydı bak bunu alırdı. Sürpriz yapardık ona. Çok güzel. Çift şeyli. Ama var Ailenin daha yeni yani çantası. Tahta kalemi. Tahta kalemi. Yok işte burada alalım 2-3 paket isteyecek. Hepsi isteyecek. Hepsinin öğretmeni isteyecek. 4 tane aldım. Hayır. 1-2-3-4. Bir tane de fazladan al bence. Evde de tahta şey yapıyorlar ya. Bir de şunu ne zaman alacağız? A4 kağıtlarına. Tamam. Defter ve A4 kağıtlar için ayrı gelelim. Çünkü doldu. Doldu şey doldu. Yakup bu tarz kalemlerden kullanacak tabii. Kalem de almadık. Evde bir bakayım. Tamam mı? Evde kalem şeyden falan da geldi ya. Ukrayna'dan falan da geldi. Onlara bir bakayım. Ayrıyeten onun için gelelim. Tamam hadi. Hadi artık çıkabiliriz. Bayağı şey oldu. Ha ben şey diyordum bir de. Şu. Şimdi şu videoyu sırf ya Aytuğ'a göstermek için içiyorum. Gösteriyorum, çekiyorum, içiyorum diyorum. Aytuğ'a çelik matara alacağım çünkü. Böyle var. Diğerleri. Neyse. Ay yemin ediyorum var ya. Kafam şişti. Söyle estağfurullah. Ay çok tatlı şunlar. Ne kadar güzel. Bir tane de bunu alayım ya. Kafa bakayım hem kız hem erkek için olanı var mı bunun? Geçen almıştım gerçi de. Ay Yakup hepsini şeye yapıştırdı onların. Şu birini alayım. Dolabına da dolabına falan yapıştırdı. Şimdi alacağım başka bir şey yok galiba. Bakıyorum şöyle. Şurada çok tatlı şeyler var ama. Neyse okul açıldığında da ihtiyaç olanları alırız. Ha, yumuşatıcımız, yumuşatıcımız da. Ali götürebilir miyiz? Var mı? Hadi şundan alayım. Şöyle.
Başka ne alacağımız? Başka bir şey şu anda yok. Ay Yakup, o kask sana ne kadar güzel yakışmış. Dur, dur aşkım, dur, dur, dur. Hepsini yerleştireceğiz şimdi, tamam mı? Beyaz kask çok daha şey oluyor. Bizim bir yer... Şu çorapları aldım canlar şimdi. Eve gidince belki göz çekemeyebilirim size. Çekerim gerçi de vakit olursa. Şu çorapları aldım. Şunlar, şunlar. Yani şeyin, Bim'in çorapları gerçekten kaliteli çıkıyor. Ben artık hiç başka yerden çorap almıyorum. Şunları da Aliye diye. Hem şu bilekleri Alper'e aldım. Valla bayağı bir şeyler aldık işte gene. Gene doldurduk yani. Çorap. Senin çorabın var bayağı bir. Eve gidince bakacağım. Eksiğim varsa alacağım. Tamam mı aşkım? Canlar, eve geldik nihayet ve çok yorgunum aslında. Hemen böyle biraz oturup en azından bir ayaklarımı uzatıp bir dinlenmem gerekiyor ama şöyle aldıklarımızı bir sizlerle paylaşalım. Her zamanki gibi tuvalet kağıdı. Şunları özellikle hani bazı şeyleri çok şey yapmıyorum da. Şundan iki paket aldık değil mi? Diğeri nerede? İki paket almıştık. Heh, buradaymış. Canlar, şundan iki paket aldım. Jenny Willy'nin ıslak bebek havlusu. Şöyle göstereyim. İki paket aldım. Çünkü içinde üçer tane var. Üç, üç, altı tane. Çocukların okuluna koy, çocukların çantasına koyuyorum. Ben biliyorsunuz geçen yıldan, evvelki yıllardan biliyorsunuz beni. Böyle ince 60'lı bunlar. Her bir pakette 60 tane var. Her birinin çantasına birer paket koyuyorum. Her annenin de böyle duyarlı olması gerekiyor aslında. Peçete ayrı koyuyorum, ıslak mendil ayrı koyuyorum. Şimdi içinde 3 tane olduğu için bir paket almadım, 2 paket aldım. Ondan sonra şu çok memnun olduğum yumuşatıcıdan aldım. Bakın geçen de söylemiştim, valla bunun kokusu benim çok hoşuma gitti. Tekrar aldım. Çok güzel kokuyor çamaşırlarda. Yani markası Bulut. Bulut marka her zaman böyle iyi çıkmıyor ama iyi de çıktığı da oluyor. Çiçek bahçesi yazıyor üzerinde. Yakup'un çantasını göstereyim teyzeleri. Zaten orada gördünüz. Şu model. Özellikle Yakup'u yanımızda götürdük. Çünkü kullanacak olan kendisi. İçine silsin. Kendi nasıl istiyorsa. Önce kırmızıyı istemişti. Sonra kırmızıdan vazgeçti. Bunu istedi. Çarşıda bununla gezeceğim diyor. Dedik yok olmaz oğlum şimdi. Yine bizim aradığımız gibi şöyle çift gözlü. Çift gözlü, özellikle çift gözlü istedik. Çünkü birine zaten su koyuyoruz. Diğerine de işte meyve suyu falan koymak için. Tamam, bazen kutu meyve suyu veya meyveli süt falan alıyoruz. O ayrı, hadi onu beslenmek çantasına koyuyorsun da. Bazen de bizim evde yaptığımız içecekler oluyor. İşte ne bileyim, ayran yapıyorsun, süt koyuyorsun veya meyve suyu kendimiz evde yaptığımız zamanlar oluyor falan. Onları da şişeyle koyabilmek için. Bu yüzden özellikle ben hep zaten çocuklarımın hepsinin çantası çift gözlü. Bir tek ailenin şu an, ailenin bir önceki çantası da çift gözlüydü. Şu anki kullandığı geçen yıl okuldan hediye etmişlerdi. O tek gözlü ama onu da bir şekilde idare ediyoruz. Artık yapacak bir şey yok. Onu da aileni zaten bu yıl kullanır. Geseneye ortaokula geçecek. Yeni çanta alırız Allah nasip ederse. Bu da böyle bir iki gözlü futbol topu desenli. Rengi falan güzel. Desenme şeyi de var. Nerede o? Ha, içinde. İçine koymuştu, doğru ya. Şöyle. Beslenme çantası da var teyzelerin. Ay vallahi var ya, hani ben diyorum böyle çok heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Yeniden birinci sınıf annesi oluyorum. Yeniden bir de bu çocuklarımı aldıklarımı sanki ben kendime kıyafet almışım. Ne bileyim, kendime bir ayakkabı, bir eşarp almışım. Kendime almışım gibi seviniyorum. Onlar seviniyor ya bu yeni eşyalarla. Vallahi benim çok hoşuma gidiyor. Mutluluk böyle ufak şeylerde, küçük şeylerde. Çocuklarınızı mutlu ettiğiniz zaman siz de mutlu oluyorsunuz doğal olarak. Yani mutluluk böyle bulaşıcıdır. Bunun fiyatı 750 lira arkadaşlar. Bu çantanın fiyatı. Şimdi 250'ye de çanta var, 300'e de çanta var. Yani birçok yere gittik ama dün ben bu çantaları görmüştüm. Dedim yani kesin ben bunlardan alırım, bunlardan birini alırım demiştim. Desen desen boy boy, renk renk hepsi var. Birçok yere de baktık ama en son yine gittik. Benim ilk gördüğüm, beğendiğim hem kalitesinin hem kalite yönünden yani bir şey de aldım. Kaliteli alacaksın. Böyle 750 lira bu. Ondan sonra Ali bir de orada kalem aldı. Bu da Alper'e. Renkli tükenmez kalemler. Geçen Studio'nun kalemlerini almıştı Bim'den. Onları Alper beğenmedi.
Dedik hadi onu biz evde, tükenmez kalem zaten her zaman lazım oluyor. Onu biz evde kullanırız. Şöyle kaç renk? 3, 6, 7 renk. Turuncusu var. Siyahı, lacivert, mor, pembe yok. Mor var. İşte her neyse. Böyle. Başka ne aldık canlar? Market alışverişi yaptık. Ayrıyeten. Şuraya koyayım. Burada ne var? Ha burada da şimdi kaç tane aldık maşallah? 4 tane her birine değil. 3 tane de fazladan tahta kalemi aldık. Tahta kalemlerini falan çekmeceye koyalım. Şöyle bayağı bir var yani tahta kalemleri. Ondan sonra ne aldım? Şu çorapları işte şeyde göstermiştim. Ben şunu aldım. En son çıkarken alıverdim. Şu stickerları aldım. Bunları defterlerine yapıştırırlar. Karışık bu. Hem kız içinde, erkek içinde farklı farklı stickerlar var. Etiketler var. Bunlardan hangilerini isterlerse. Evde etiketimiz bayağı bir vardı. Bir bakarım. Aslında etiket, kalem, silgi bunlara da bir bakmam lazım. Eksiğimiz ne kadarsa ona göre onları da alacağız. Şöyle stickerlardan aldım çocuklar için. Şöyle çoraplar aldım. Bunu ailene diye aldım bakalım. Kaç tane? 7 tane var. 7 tanesi 109 liraydı. Bunlar çok hem kaliteli çıkıyor arkadaşlar hem de fiyatı uygun. Çok uygun fiyatı. Şimdi bir tanesini şöyle açayım da Aylin görmedi. Aylin'e sürpriz olacak. Geçen de aslında yazı da almıştım. Aylin'in bayağı bir çorabı var. Artık almam herhalde. Şöyle pembesini açayım. Çok güzel aslında. Krem rengi. Böyle. Krem rengi. Topuk kısmı ve ayak ucu kısmı. Şey. Olur Aylin'e. Böyle yedili bunu aldım. Bir de şunları aldım. Şunlar Ali için. Ali'ye. Bunlar şu şeysiz olanlar. 5 tanesi 54 liraydı. Siyah, gri, lacivert var. 5 tane. Bilek çorap. Bunlar Alper'e diye aldım. Bir de şunları aldım. Bakın bu da siyahı. Deminkinin siyahı. Şu, yalnız tabii arasındaki fark farklı. Kızlar için olduğu için kenarında böyle fırfırı var. Bunlar da bu da erkekler için. Kızlar da giyebilir gerçi bunu. Bunu da Aytua diye aldım. Bakalım bu 10-11 yaş ama şey duruyor. Olur gibi geliyor bana Aytua. Esnek çünkü bunlar. Biraz bilmiyorum. Olursa giyer. Olmazsa Yakup'a kaldırırım. Sorun yok. Bizde büyükten küçüğe giyiliyor sonuçta. Bir tane daha şu üçlüden. Bu da Ali'nin. Böyle canlar. Bunlar nasıl sonra ayarlarım. Şurada da buzdolabına koyulmak gerekenler var. Biz burada süt almadık sadece değil mi? Yine burada ıslak mendil falan filan bunlar var işte. Böyle canlar. Vallahi yoruldum mu? Yoruldum. Aslında şimdi bir de AVM'ye de gitmemiz gerekiyor. Alper'i. Ay çok da sıcakladım var ya. Alper'i şimdi AVM'ye götürüp onun bir ona bir pantolon bakacağız. O işte bir halledebilseydik. Aslında benim şu an yani AVM'ye gidecek halim kalmadı ama biraz dinlenirsem belki toparlanırım tekrardan. Akşamki vlogda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.